Değerli basın mensupları, dün genel başkanımız iktidara Trump'ın yazdığı kağıt parçası ile ilgili 7 soru sormuştu. Bu soruları bir kez daha tekrarlıyorum. 1. Hiçbir şekilde diplomatik teamüllere uymayan ve hakaret dolu ifadeler içeren bu mektubu bu üslup kabul edilemez diyerek neden iade etmediniz? Okuduğunuzda bu ifadeleri nasıl hazmettiniz? Neden ve hangi korku, endişe ve ruh haliyle bu mektubu kabul ettiniz? 2. 3. Hakaretler içeren mektubu anında iade etmediğiniz gibi kamuoyundan da gizlediniz. Neden? 4. Bu mektubu Amerikalılar kamuoyuna duyurmasaydı üstünü örtecek, sessiz mi kalacaktınız? 5. Hakaretler içeren mektubun üstünü artık örtemeyeceğinize göre milletin onurunu nasıl kurtaracak ve bu yakışıksız üsluba Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arşivlerine girecek şekilde nasıl cevap vereceksiniz? 6. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının anayasal görevidir. 82 milyonun huzurunda ettiğiniz yemini hatırlıyor musunuz? Ettiğiniz yeminde bahsi geçen namus ve şeref kavramları 7 sizin için neyi ifade etmektedir? O kağıt parçası hala AK Parti Genel Başkanı'nın cebinde cevaplandırılmayı bekliyor. Değerli basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti'nin şanı şerefi, Türk milletinin haysiyet ve onuru, 96 yıllık Cumhuriyet tarihimizde hiç bu kadar kırılmamış, yaralanmamıştı. Maalesef iktidar Trump'ın tehdit ve aşağılamalarına sessiz kalmış, bu konuda ilk tepkiyi gösteren, köklerini Kuvayi Milliye'den alan Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha ilk günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şan ve şerefinin ve onu korumak için atılacak her adımın yanında olduğumuzu açıklamıştık. Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan Erdoğan, Trump'a duyduğu sevgi ve saygının bu sözleri gündemde tutmasına müsaade etmediğini söyledi. İktidarın bu kağıt müsveddesiyle ilgili açıklamaları milletimizi daha da yaralamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları emperyalistlerin kurduğu masalarda cetvelle değil, her bir santimetresi şehit kanlarıyla sulanarak çizilmiştir. Bu kağıt parçasına gerekli yanıtın verilmemesi sadece milletin vicdanını yaralamamakla kalmamıştır, aziz şehitlerimizin kemiklerini de sızlatmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi
bu tepkiyi gösterirken, bu tavrı sergilerken Ömer Çelik çıkmış, bu kağıt parçasına tepki gösterdiğimiz için Soçi'yi sabote ettiğimizi ileri sürüyor. AK Parti sözcüsü İmralı'ya götürdükleri açılım sürecini anlaşılan çabuk unutmuştur. İmralı'yla götürdükleri, bugün terörist dedikleri YPG'nin, SDG'nin İmralı'da o açılım süreci esnasında devlet görevlilerinin yanı başında kurulduğunu bilmezlikten gelmektedir. PYD'nin başını pek çok kez ülkemizin başkentine getirenin, Ankara'da ağırlayanın kendileri olduğunu ya unutmuştur ya da görmezden gelmeyi tercih etmektedir. Yurt dışındaki tek toprağımız olan Süleyman Şah Türbesi'nden ecdadımızın naaşını nasıl taşıyıp kaçırdıklarını herhalde hatırlamamaktadır. Yine 2014'te topraklarımızdan geçen peşmergelere milletin parasıyla lahmacun ısmarlayanların da kendilerinin olduğunu unutmuşlardır. Trump'ın kağıt parçasına tepki göstermeyerek süreci sabote eden kendileridir. Bakınız, Soçi'de Ruslar ne istedilerse kabul ettirmişlerdir. 30 kilometre derinliği 10 kilometreye indirmişlerdir. Yine Amerika Birleşik Devletleri ile sarayda yapılan müzakereler sırasında Amerikalı yetkililerin YPG terör örgütünün yetkilileriyle sürekli temas içinde kalmalarını sağlayabilmek açısından öyle anlaşılıyor ki onlara hem oda tahsis etmişlerdir hem de telefon tahsis etmişlerdir. Değerli basın mensupları, bugün YPG'ye cami avlusunda terörist diyenler, ABD ve Rusya ile imzaladıkları ülkede terörist diyenler, cami avlusunda terörist diyenler, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile imzaladıkları mutabakat metinlerinde nedense YPG'ye bir türlü terörist diyememişlerdir. Her iki mutabakat metninde de YPG unsurları sözü vardır ama başında terör örgütü ibaresi yoktur. İktidarın bu metinlere atmış olduğu imzalar Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile birlikte terör örgütü YPG'ye uluslararası meşruiyet kazandırmaktadır. Diğer taraftan bir başka hazin manzara da şudur. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile YPG terör örgütünün başı mazlumu aynı kefeye koymaktadırlar. YPG'nin generali, terör örgütü YPG'nin generali hem ABD Başkanı hem Rus Savunma Bakanı tarafından muhatap alınıp hüsnü kabul görmektedir. İktidardan ise bu tablo karşısında tek bir çıt çıkmamaktadır. Ama 13 Kasım'da kendilerine hakaretler yağdıran Trump'la görüşeceklerini söyleyebilmektedirler. İnşallah orada söze kendilerine aptal olma diyen Trump'a dostum diyerek başlamazlar. En azından bunu yaparlar. Aslında Ömer Çelik'in yalanı doğru gibi göstermeye çalışan, gerçek ötesi ve saldırgan açıklamalarıyla üzerini örtmeye çalıştığı bunlardır. Trump'ın sömürge valisi üslubunun, Rusların yaklaşımının altında kalmışlardır, susmuşlardır, ezilmişlerdir. Şimdi çıkmış genel başkanımıza hakaret ederek çaresizliklerini gizlemeye çalışmaktadırlar. Ondan sonra da kalkıp bize siyasi namusun en temel ilkesi terör örgütlerine karşı olmaktır diye ahkam kesmeye kalkmaktadırlar. Tekrar söylüyorum. Bugün terör örgütü dediklerinizle dün tuttuğunuz işleri bir yazmaya kalksak Britannica'dan daha kalın ansiklopedi olur. Geçmişte ve bugün yaptığınız hataların bedelini şimdi Mehmetçiklerimiz
canları pahasına sahada temizlemeye çalışıyorlar. Bir kere daha soruyoruz. Türkiye'nin şerefi, haysiyeti için bu mektubu iade edin dediğimiz zaman Soçi'de eliniz neden zayıfladı? Eğer bu hakarete, bu rezalete hak ettiği cevap verilseydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefi korunsaydı, biz buradan açıkça ifade ediyoruz, Soçi'de çok daha güçlü masaya otururdunuz. Bir kere daha tekrarlıyoruz. Terörün cirit attığı Suriye sınırından vatandaşlarımıza yönelen tehdit sona ermeden, Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönmeden, evlerine dönmeden erken zafer naraları atmayın. Dış politikayı iç politikaya tutsak edip ülkemizin ufkunu daraltmayın. Yalanı gerçek gibi gösteren, gerçek ötesi politik söylemlerle milletimizi kandırmaya kalkmayın. Bir defa olsun olgun davranın. Teşekkür ediyorum.